Annelerini kaybetmiş kedi yavrularına bizim Boncuk adlı kedimiz sahip çıkmıştı. Gayet de güzel bakıyordu fakat son bir gündür, iki gündür kıskançlık yaşamaya başladı bizim Pamuk Hanım'la beraber. Sütü iyice kesilmeye başladı gibi bir şey oldu. Daha sonra bir baktık, bir sabah geldiğimizde Pamuk yavruları, kedi yavrularını toplamış, kendi kafesine, kendi yavrusunun yanına koymuş. Buraya. İkisi beraber ortak bir anne geliyor. Rüya görüyor şu anda. Bir kedi geliyor, emziriyor bunları. Bir pamuk geliyor, emziriyor. İkisine birden aynı yerde kucak açtılar. Normalde evde bakıyoruz biz bunları. Öyle veterinere göstermek için getirdik buraya. Sonra böyle bir şeyle karşılaştık burada. Peki bunu nasıl yorumluyorsunuz? İnsanlarda hani böyle bir davranış bazı insanlarda yok, hayvanlarda var. Sizce bu durumu nasıl özetleyebiliriz? Dünyayı zaten tamamen bozan insanoğlu. Hayvanlarda böyle bir şey yok. Merhaba. Maalesef. Vallahi böyle bir şeyi insanlarda bile görmek çok zor. İnsanlar kendi doğurduklarına bile bakamayacak durumda şu anda. Bakmıyorlar daha doğrusu. Ama hayvanlarda bu şefkat, annelik duygusu çok daha derin, çok daha farklı. Ama biz böylesini ilk defa gördük. Yani başka kedinin başka kedi yavrularını emzirdiğini, başka köpeğin başka köpek yavrularını emzirdiğine çok şahit olduk ama bir köpeğin kedi yavrusunu, bir kedinin köpek yavrusunu emzirdiğine ilk defa bu dükkanda rastladık ve bizi gerçekten çok şok etti. Evet, aynı zamanda duygulandırdık değil mi? Çok enteresan. Yani kedi de bizim kedimiz, köpek de bizim köpeğimiz. Beraber büyüdüler. Kardeş gibilerdi. Böyle geziyorlar, tozuyorlar, geliyorlar. Ama bu kadar ileri gideceğini hiç tahmin etmemiştik. Yani çok enteresan. Tüylerimiz diken diken oluyor böyle düşündükçe. Şaşırdık. Çok şaşkınız yani.